Bir şekilde meramlarını da dile Evet. getirmek istiyorlar. Evet. Şimdi aklıma takılan birkaç şey var. Klasik Türk şiirinde o zaman sevgi, övgü, şefaat dedik. Buradaki şiir kalıbı da sanki bunları biraz değiştirmiş gibi. Değiştirir elbette. Değiştirdi ve Elbette, elbette. bununla beraber divan şiirinde daha böyle ben merkezci bir naat anlayışı ve daha kalıpsalken Evet. modern şiire geçtiğinde bu daha topluma yayılıyor Toplumsala, artık. toplumsala Topluma dönüşüyor. mal Evet, olmuş evet, oluyor. evet. Şimdi Necip Fazıl ve Sezai Karakoç kısmına biraz da bakalım istiyorum. Necip Fazıl'ın tabii ki çok farklı bir değerlendirmesi var. Onu Evet. ele alış biçimi var. Zaten anlatımı da çok çarpıcı olan bir şairimiz. Bunu da o şekilde anlatmıştır mutlaka. Ve sanki şöyle bir izlenim de uyandırıyor. Sanki Peygamber Efendimiz yeniden toplumumuz arasında yaşıyormuş gibi bir izlenimle aslında. Hani dediniz ya toplumsal mesaj iletme noktasında birincil adres olarak onu görmüş gibi. Çünkü çağın ilerisine de seslenmek istiyor ve çağa da seslenmek istiyor. Onu Evet. bu şekilde Evet. şiirlerini kaleme alıyor. Yani tekrar aramızda yaşıyormuş gibi bir anlayışla ve özellikle mi acaba bu şiirleri seslendirmiş ya da şekillenmiş? Çünkü onu söylediklerini ve mesajlarını daha çok iletiyor gibi Tamam. özelliklerinden çok. Hani ben Hazreti Peygamber'i bizzat bugüne davet etmek çok anlamlı değil. Dirilip de Hazreti İsa gibi yeniden gelecek diye biz inanmayız Müslümanlar. Ama ona rağmen Necip Fazıl'dan evvel belki şeyi anmak lazım. Mesela Arif Nihat Asya'nın o çok bilinmiş ve sevilen bir naat başlıklı şiiri vardır. Orada Arif Nihat Hazreti Peygamber'i bedenen gel ey Muhammed bahardır diye başlayan mısraları vardır mesela. Hicretten döner gibi gel. Şimdi mısraları tam hatırlamıyorum ama bedenen sanki devesinin üstüne binip bir gazveden, bir savaştan veyahut da hicretten, Mekke'den Medine'ye gelişini davet edermiş gibi davet eder Arif Nihat Asya Hazreti Peygamber'i. Bu bedenen bir davettir belki ama şair de bilmektedir ki bu şekilde gelmeyecek. O zaman işte Mehmet Akif'te veyahut Necip Fazıl'da veyahut da Sezai Karakoç'ta mesela Karakoç'un bir mısrağını hatırladım. Yetiş ey ayağının tozu olduğumuz peygamber diye yetiş seslenişiyle. Kimisi geldir, kimisi yetiş diye seslenir. Bu tür mısralar çok vardır bu şairlerin dillerinde, metinlerinde. İşte bu davetler Hazreti Peygamber'in bedeninin daveti değildir. Hazreti Peygamber'in ya biraz tasavvufi yaklaşırsak belki ruhaniyetinin davetidir. Fakat ondan daha da çok Hazreti Peygamber'in bize getirdiği mesajın bu çağa davetidir. Hazreti Peygamber'in şahsında onun getirdiği o büyük ilahi öğretinin bugüne cevap vermesini davet ediştir. Yani Hazreti Peygamber'in misyonunu bugüne aktarma, taşıma, davet ediş çabasıdır aslında bu. Bu daha önemli bir davettir. Çünkü Hazreti Peygamber'i mübarek ve muhterem yapan da zaten bu misyondur. Bu mesajdır. Peygamberi peygamber yapan ilahi öğretiyi Allah'ın kullarına taşıyan bir insan olmasıdır. İşte onlar beden olarak insanı davet etmek yerine, insan peygamberi davet etmek yerine bunun imkansızlığını bildikleri için peygamberi peygamber yapan bu işlevi, bu görevi, bu misyonu Hazreti Peygamber'in şahsında bugüne davet etmişlerdir. Böyle düşünelim. Bu da neye dönüşür? Necip Fazıl'da mesela kelimeyi çok sevmiyorum. Çok modern bir kavram ama başka da karşılayacak kelime aklıma şu anda gelmediği için Hazreti Peygamber'in varlığı ve mesajının modernizm ideolojisine karşı bir ideolojiye dönüştürülmesini doğuracaktır. Hazreti Peygamber'in. Necip Fazıl bunu söyler. O yüzden çok radikal bir duruş sergiler Necip Fazıl. Müslümanın bu çağda bir algı, bir varlığı kabul, varlığı anlamlandırma, bir idrak, bir bilinç olarak Hazreti Peygamber'i anlaması ve anlamlandırmasını teklif ve tavsiye eder. Onun bunu ifade eden çok güzel iki mısralık şiirleri vardır. Çok radikal söyleyişleri içerir. Tam eksiksiz hatırlayabilir miyim bilmiyorum ama mesela
müjdecim, kurtarıcım, hayat ölçüm, rehberim. Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim. Bu kadar radikaldir. Eğer bugünün hayatı sana uymuyorsa ben bugünün hayatını tepiyorum. Seni tercih ediyorum. Senin öğretini, senin getirdiğin inancın ilkelerini tercih ediyorum. Veyahut bir başka şiirinde aklım, fikrim, gözüm var deme. Hepsini öldür. Sana çöl gelen o göl diyorsa göldür. Tamamen bir bilinç devrimi aslında. Bir idrak devrimi. Sen nasıl algılıyorsan algıla. Ama o sana öyle değil diyorsa algını da, idrakini de, bilincini de onun dediğine uyarlamak zorundasın. Müslüman olmak, teslim olmaktır. Teslimiyet de bunu gerektirir. O senden daha iyi biliyor. O senden daha ötesini biliyor. Sen onun öğrettiğinin ve bildiğinin senin hayatına yansıması gerekiyor. O bilgiye, o öğretiye, o tavsiyelere teslim olmak seni zaten Müslüman yapıyor. Hazreti Peygamber'in hayatını bilmek senin ibadetin. Müslüman kimliğinin bir parçası. Hazreti Peygamber'in tavsiyelerine uyman da senin bir parçan Müslüman kimliğinin. Öyleyse Müslümanım diyorsan onun bütün öğretilerine, bütün söylediklerine ve bütün hayatına teslim olman gerekir. Bu bir bilinç teslimi, bilinç devrimidir. Necip Fazıl bunu söyler bize. Evet, az önce de ben sanırım tam ifade edemedim. Böyle tekrar yaşıyormuş gibi derken ben o idrak ve bilincin de aslında oraya yine canlandırılmaya çalışıldığından aslında ben de bahsetmeye çalıştım. Yani söylediklerinizde de orada hak veriyorum hocam. Evet. Güzel açıkladınız. Şimdi Sezai Karakoç kısmına gelirsek neler değişiyor hocam? Bu kısımda nasıl farklılıklar var? Şimdi Necip Fazıl aktüel zamana bir reaksiyon olarak karşı koyuş, tavır geliştiriş bilinci olarak Hazreti Peygamber'i bizim karşımıza bir örnek insan olarak çıkarıyordu. Tabii bu çıkarışta yalnızca kuru bir ideolojik yöneliş vardır dersek yazık etmiş oluruz. Necip Fazıl'ın günahına girmiş oluruz tabir caizse. Necip Fazıl ve diğer elbette modern dönem şairlerinin hepsi bir peygamber aşığıdır. Bir peygamber sevgisiyle yazmışlardır bu şiiri. Kaldı ki Necip Fazıl'da peygamber sevgisi zirve noktasındadır. Peygamber için o kadar çok güzel metinler yazmıştır ki. Yani şöyle inen nur bir siyer düz yazıyla, nesirle oluşturulmuş bir siyer kitabıdır biliyorsunuz. Veyahut Esselam isimli manzumelerinden oluşan, 63 manzumeden oluşan bir peygamber için yazdığı kitap vardır. Bir de Çile'de yazdığı şiirler vardır. Buralarda peygamber teması Necip Fazıl'da bir karşı koyuş. Modernizmin dünyevi, seküler, pozitivist dünya ve varlık yorumuna tepki olarak peygambere yöneliş vardır. Sezai Karakoç'ta bu biraz başka bir noktada derinlik kazanır. Elbette Sezai Karakoç'ta modern dünya görüşüne, modernizm dediğimiz o büyük sisteme karşı çıkan bir Müslüman aydındır. Karakoç'ta da modernleşme süreçlerine tepki vardır. Ama Karakoç'ta bir de Hazreti Peygamber'in tarih içerisinden bugüne taşıdığı bir büyük sistemin yani medeniyetin bugün de yeniden ihyası, canlandırılması, dirilişi çabası vardır. Dirilişin de kaçınılmaz adresi Asr-ı Saadet dönemidir ve orada da peygamberdir. Karakoç'un peygamber sevgisi ve temasında bu diriliş ve medeniyet vurgusu bilhassa hatırlanılmalıdır. İslam medeniyetinin inşa edicisi peygamberdir. Bunun ihya edilişi yani yeniden dirilişi sürecinde de peygamber bizim vazgeçilmez adresimiz olmalıdır. Karakoç bu temel vurguyu getirir. Bu da Karakoç'un o büyük diriliş düşüncesinin Hazreti Peygamber'deki yansımasıdır. Böyle de söyleyelim.